Kıymetli öğrenciler merhabalar. Hemen sorumuzun çözümüne geçelim. Su kuyuları özellikle eski zamanlarda insanların su ihtiyacını karşılamak için açılan derin çukurlardır. O kadar derinlerdir ki güneş ışınlarının dik olarak alamadıklarından dolayı içlerinde su olması bile diplerini görmek çok zordur. Sadece güneş ışınlarının tam olarak dik geldiği günlerde dipleri gölge oluşmadığından aydınlanabilir. Dünya üzerinde aşağıdaki görsel içerisinde su olmayan çok derin kuyuların konumları gösterilmektedir. X, X kuyusu Yengeç öncesinde, Y kuyusu Ekvator dönencesinde, Z kuyusu Oğlak öncesinde. Şimdi kuyulara hakikaten özellikle e, su olmayan, sulak olmayan yerlerde çok çok kullanılan ve derinliği de çok fazla olan e, su kaynaklarıdır. O yüzden e, hatta bazıları çoğunlukla içerisindeki su tükendiği için veya işte yeraltı kaynağı tükendiği için kuruduğundan dolayı sadece derin, karanlık bir çukur olarak kalıyor. Bunun dibini görebilmek için ne olması lazım? Çünkü güneş ışınlarının tam olarak 90 derecelik açıyla gelmesi lazım ki gölge oluşmasın ve dibini tam olarak aydınlarsın. Buna göre bu kuyuların yıl içerisinde diplerinin tam olarak göründüğü toplam gün sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi şunu biliyoruz. Güneş ışınları Yengeç Dönencesi, Ekvator ve Oğlak, daha doğrusu Yengeç Dönencesi ve Oğlak Dönencesi arasındaki bölüme dik olarak gelir. Yengeç dönencesi ve oğlak dönencesine birer kere yılda, ekvatora ise yılda iki kez e, dik olarak düşer. O zaman yengeç dönencesinin kuyusunda bir kere, oğlak dönencesi kuyuda bir kere, ekvatordaki kuyuda iki kere dik olarak düşer. Bu yüzden toplamda dört gün dik olarak geldiğinden dolayı dibini tam olarak görebiliriz. Doğru cevabımız beş.